Şimdi gelelim deprem mevzuna. 6 Şubat'tan beri deprem bölgesindeki 13 ildeki sorunlar çözülmeye, oradaki sıkıntılar giderilmeye çalışılıyor. Devletin çabaları var. Öteki siyasi partilerin ve Türkiye sathındaki bütün belediyelerin oradaki çabaları vardı. Ama orada çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının anlatımlarından öyle bir izlenim ediniyoruz ki yavaş yavaş deprem bölgesinin halkı, bunu üzülerek söyleyeceğim, terk edilmeye başlanmış. Maalesef 6 Şubat'tan bu yana oraya artık daha az ilgi gösterilmeye başlanmış ve oradaki kronik sorunlar devam ediyor. Nereden biliyoruz? Orada önemli çalışmalar yapan sivil toplum örgütü temsilcilerinin anlatımlarından. Şimdi Hatay Merkez Koordinasyonu Dayanışma Gönüllülerinin bir üyesiyle Sayın Serbay Mansuroğlu ile konuşacağız. Hatay'da neler olduğunu, ne gibi sıkıntılar yaşandığını bir kere hemen ilk görüntüden anlıyoruz ki çevre anlamında, çevre kirliliği anlamında önemli sorunlar var. Hep vurguladığımız o enkaz kaldırma çalışmaları ile ilgili sorunlar. Oradan başlayalım isterseniz. Serbay Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Sizi dinleyelim. Buyurun. Hoş bulduk Zafer Arapkirli. İyi yayınlar diliyorum. Yayında bahsettiğiniz gibi sorular devam ediyor. Kentteki sorular. Aynı soruları anlatmak istemiyorum bugün. Çok daha farklı bir sorun var. Seçimden sonra başlayan. Hemen seçimden önce biliyorsunuz enkaz toplama işlemleri önemli oranda bitmişti. Ana arterlerde ki enkaz toplama işlemleri bittikten sonra da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Ağır hasarlı binaların yıkılmaya başlanmasıyla ortaya çıkan sorunlardan biri de vatandaşların evlerinden işte kalorifer petekleridir, musluklardır, çamaşır makineleri gibi evlerine ait eşyaların bu ihaleyi alan şirket temsilcileri tarafından alınmalarına izin verilmemesi. Son dönemde yoğunlukla karşılaştığımız sorulardan biri de bu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ihale verdiği şirketler, vatandaşların işte arkamda da gördüğünüz bir kısmı ayakta olan, bir kısmı da şu anda yıkım aşamasında olan evlerinden kendi kişisel eşyalarını, işte kalorifer petekleridir, musluklardır gibi ekonomik değeri olan eşyalarını almak istediklerinde engellemelerle karşılaşıyor. Oysa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın teknik şartnamelerinde sadece hurda olan, ekonomik değeri olan hurdaların toplanmasına izin verilmesi gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu teknik şartnameleri halkla paylaşmıyor. Hem halkla paylaşarak bu soruların önüne geçmesi için adım atması gerekiyor. Vatandaşların bu konuda son 10 gündür bize özellikle dayanışma gönüllerine yoğun şekilde şikayeti var. Bir yerlere ulaşmaya çalışıyorlar. Ulaşamadıkları zaman burada onların sözcülüğünü yapacak demokratik çalışmalar, gönüllü çalışmalar yapan kuruluşlara ulaşmaya çalışıyorlar. Bize en çok ulaşan şikayetlerden biri de bu. Zafer Arapkirli. Diğer evet, şikayetlerden biri de Serbay Bey. Evet, buyurun. Serbay Bey, şimdi bu çevresel ve hukuksal sorunlardan önce çok merak ettiğimiz bir şey daha var. O söylediğiniz konuya da gireceğiz ama enkaz altında işte 6 Şubat'tan bu yana işte 50 bin küsur diye bir sayı açıklandı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı, enkaz altında hala cenazeler bulunabileceği kaygısı. Şimdi bu kaygıyı niye hatırlıyoruz ve hatırlatıyoruz? Enkaz kaldırma çalışmaları acaba bu olasılık gözetilerek onun gerektirdiği özenle sürdürülüyor mu? Sizin gözlemleriniz nedir? Zafer Bey, enkaz toplama işlemleri en azından bizim bulunduğumuz, şu anda ben Hatay'ın Defne ilçesindeki Ormumcu meydanından Çekmece'ye bulunan bölümdeyim. Bu Defne ve Antakya bölgesi için enkaz toplama işleri büyük oranda bittiği için bu tarz şeylere biraz daha az rastlıyoruz son 10-15 gündür. Daha önce elbette bahsettiğiniz gibi enkaz altında ceset bulma vesaire gibi durumlar, çünkü özensiz toplandığını baştan beri söylüyorduk. Hızlıca toplandı. Özensiz bir şekilde kaldırıldı enkazlar. Ancak Hatay, Defne ve Antakya bölgesinde özellikle ana arterlerde, ulaşılabilen yerlerde enkazların %90-95 oranında toplandığını söyleyebiliriz. O yüzden son 10 gün içinde çok yoğun bir şekilde cesede rastlamadık Zafer Bey. Evet. Ama onun dışında evet, enkazın özensiz bir şekilde kaldırıldığını hala arkamdaki görüntümde de
çok rahat anlayabiliriz. Evet, gelelim diğer çevresel sorunlara. Az önce anlatmaya başlamıştınız, oradan devam edin, buyurun. Hemen şöyle görüntüyü enkaza doğru çevirmek istiyorum. Aslında burada çok rahat görebiliyoruz. Toz ve asbest sorunu en büyük sorunlardan biri. Hemen bir çadır kentin yakınında burası. Yaklaşık olarak az önce saymaya çalıştım. 7-8 tane iş makinesi çalışıyor bölgede. Ekrandan da görebilirsiniz şu şekilde. 7-8 iş makinesine karşılık bir tane su tankeri bile bulunmuyor. Yani bu yıkım sırasında su sıkılması gerekiyor. Teknik şartnamelerde de aslında ihtiyaç olan şeylerden biri. Binanın yıkım sırasında daha az toz çıkması için su tankerlerinin sürekli binalara su sıkması gerekiyor. Ama şimdi görüntümde de çok rahat görebilirsiniz. Şöyle biraz daha diğer iş makinelere doğru da yaklaşayım, izleyicilerimiz daha iyi görsün. Zaten Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere birçok sağlık kuruluşu asbestin kansere neden olabileceğini belirttiği halde asbestle ilgili konularda sürekli uyarılar yapıldığı, bu konuda kentte eylemler yapıldığı halde bu su sıkma işine özen gösterilmediğini en azından şu anda bulunduğumuz bölgeden çok rahat görebiliyorsunuz Zafer Bey. Peki bunlar az önce yanlış duymadıysam teknik şartnamede var ama yerine getirilmiyor bu enkaz kaldırma ihalesini alan şirketler tarafından, yanlış mı anladım? Evet ya, teknik şartnameler şöyle bölge bölge düzenleniyor aslında ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunları şeffaf bir şekilde paylaşmıyor maalesef. Şeffaf bir şekilde paylaşmadığı için de tam olarak hangi bölgede ne şekilde bu ihalelerin verildiğini bilemiyoruz. İşte vatandaşların mallarına el koymaktan işte su sıkmaya kadar bir sürü önlem bölgede uygun bir şekilde yürütülmüyor ve devletin de burada gerekli denetimleri yaptığını göremiyoruz maalesef. Peki gelelim insanların durumuna. Şimdi hep binalardan bahsettik, enkazdan bahsettik, toksik atıklardan bahsettik ama insanlar hangi koşullarda yaşıyorlar? Çünkü havalar orada artık hatırı sayılır derecede sıcaklık arttı. Artık mevsim normallerine vardı ve insanlar barınma sorunlarını, işte su sorunlarını, tuvalet sorunlarını filan halledebilecek daha iyi bir ortama geçtiler mi, yoksa nasıl koşullarda yaşıyorlar? Biraz da insanların içinde bulundukları koşulları konuşalım. Ya insanlar konteyner kent inşaatları devam ediyor ama 120 günü aşkın, yani 4 ayı geride bırakalı biraz oldu. Hala insanların önemli bir kısmı çadır kentlerde yaşıyor. İşte bizim hemen yakınımızda arkada Sosyete Pazarı'ndaki bölgede yaklaşık 70-80 tane çadır var. Bu 250-300 kişi demek. Hemen az yukarıda Orhanlı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çadır alanı var. Orada da 1000'e yakın kişi kalıyor. İnsanlar önemli oranda hala bu sıcaklara, yani mevsim normallerinin üstünde gidiyor sıcaklar, 30 derece civarında. Ve buna rağmen insanlar çadırda sıcakta kalmak zorunda. Hala konteyner kentler tam anlamıyla inşa edilebilmiş ya da bitmiş değil. Ve bu çadır kentlerin etrafındaki en önemli sorunlardan biri de haşare ve yılan sorunu. Hala gerekli ilaçlamalar yeterince yapılmadığı için haşere sorunu bu çadır kentlerde yaşayan insanlar için çok büyük bir sorun olmaya devam ediyor maalesef. Bunun için herhalde bir ilaçlama çalışması gerekiyor değil mi? Oradan başlayarak öteki anlamlarda da, yani sağlık, insan sağlığı ile ilgili olarak ve bu çevre sağlığı ile ilgili olarak en zaruri ihtiyaçları, en temel ihtiyaçları bizimle paylaşır mısınız? Ya haşere ilaçlamasının düzenli yapılması gerekiyor. Örnek veriyorum, daha önce bu haşerelerin üremesi için 10 birim alan varken bugün bu haşerelerin üremesi için aynı alanda 100 birim alan oluştu. Daha fazla ilaçlama gerekiyor. Haşereler, sinek, küçük haşereler ciddi bir sıkıntı bölge için. Özellikle bu ihtiyacın giderilmesi gerekiyor. Bu sıcakların artmasıyla ilgili özellikle alerjisi olan çocuklar için, gençler, kadınlar için çok ciddi bir sorun olarak duruyor. Su sorunu hala şehirde büyük bir sorun. Çünkü şebeke suyu içilebilir değil. İnsanların içilebilir suya erişmeleri hala çok kolay değil maalesef. Belli bölgelerde belediyenin ya da gönüllülerin yürüttüğü su dağıtım çalışmaları var. İşte bizim dayanışma gönüllüleri merkezinin hemen önünde günde 10 tonluk bir arıtma suyu tesisi kurduk. Günde 10 tona kadar biz dayanışma hemen Sosyete Pazarı'nın yanında 10 tona kadar ücretsiz su dağıtabiliyoruz. Ancak bu yeterli olmuyor tabii, nüfus çok büyük ve buranın şebeke suyunun, içilebilir suyun halka ulaştırılması gerekiyor. Bunun için de hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem devletin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda daha ciddi çalışmalara imza atması gerekiyor. 120 gün geçtiği halde hala günlük olarak su analizleri paylaşılmıyor. Suyun kalitesi
halkla paylaşılmıyor. Bölgedeki en ciddi sorulardan biri de su sorunu olarak önümüzde duruyor. Peki Serbay Bey, çok teşekkür ediyoruz oradan izlenimlerinizi paylaştığınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum Zafer Arapkirli. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Hatay Merkez Koordinasyonu Dayanışma Gönüllüleri üyesi Serbay Mansuroğlu ile konuştuk. Deprem bölgesinde